Set 88'in çözümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Birbirinden farklı iki asal rakamla ilgili bilgiler veriliyor. Toplamları A, çarpımları B. 2 A büyüktür B olduğuna göre A sayısı kaç farklı değer alabilir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar mantıklı düşünelim. Asal rakamlar 2, 3, 5, 7. Bunları yazdık. Şimdi elimizde hemen başlayalım. 2 ve 3 olursa toplamları ne eder? 5 eder. Toplamları 5 eder. Şuraya yazayım. Çarpımları ne eder? 6 eder. Peki toplamların 2 katı 10 16'dan büyük müdür? büyüktür. Bakın arkadaşlar toplamların 2 katı çarpımlarından büyük olacak. O zaman 2 ve 3 olur. 2 ve 3 olur. Devam ediyoruz. 2 ve 5'i deneyelim. 2 ve 5'in toplamları ne? 7. Çarpımları ne? 10. Peki toplamların 2 katı onu biraz daha yakın yazayım. 10. Toplamların 2 katı 14. Yine çarpımlarından büyük mü? Büyük. O zaman 2 ve 5 de olur. 2 ve 5. Şimdi 2 ve 7'yi deneyelim. 2 ve 7. Toplamları ne? 9. Çarpımları ne? 14. Toplamların iki katı 18. 18 14'ten büyük müdür? Büyüktür. O zaman 2 ve 7 de olur. Devam ediyorum. Sonra 3 ve 5'i deniyoruz. 3 ve 5. Toplamları ne? 8. Çarpımları ne? 15. 8'in iki katı 16. 16 15'ten büyük müdür? Büyüktür. O zaman arkadaşlar 3 ve 5 de olur. Devam ediyoruz. 3 ve 7'yi deneyelim arkadaşlar. 3 ve 7'nin toplamları ne? 10. Toplamları 10. Çarpımları ne? 21 e 2 katı 20 21'den büyük değil. O zaman 3 ve 7 olmaz. En son 5 ve 7 kaldı. Toplamları 12, çarpımları 35. 12'nin 2 katı 24 35'ten büyük değildir. Olamaz. O yüzden burada 4 tane ikili olabilir. Bunların toplamları kaç farklı alabilir diyor. Yani 5 alabilir, 7 alabilir, 9 alabilir ve burada da 8 alabilir. O yüzden 1 2 3 4 4 farklı değer alabilir arkadaşlar buradaki ifadeler diyebiliriz. Hemen gelelim bir sonrakine. ABC birer rakam olmak üzere 5 üzeri a çarpı 10 üzeri b çarpı 2 üzeri b asal sayıdır diyor. Buna göre b dıt 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 alabileceği ifade edilir. Asal sayının sadece bir tür çarpan olması gerekiyor arkadaşlar. Bir tür çarpan olması gerekiyor. Ve orada sadece onun da o asal olması gerekiyor o çarpan. Yani o zaman mantıken şöyle diyor. Bir kere bu 10 üzeri bir şey olamaz. Bir kere 10 üzeri b kesin sıfır olmak zorunda. İçinde 10 üzeri bir şey olursa 2 ve 5 olur. O yüzden bu olamaz. Yani o zaman arkadaşlar şöyle bir durum. Ya şöyle ABC için diyelim. ABC için. Ya burada A1 B0 C0. Çünkü bu ihtimal birinci ihtimal. Çünkü A, A1 ise 5 çarpanı gelir. C'nin 0 olması 2 çarpanının gere gelememesi gerekiyor. Ya da A 0 B 0 C 1 Burada da A 5 çarpanı gidiyor. iki çarpanı kalıyor. İhtimaller bunlar. Alabileceği değerler toplanmış. Gelin yazalım arkadaşlar yerine. Eğer A yerine bir, B yerine sıfır yazarsak şurada sıfır oldu burası. C de sıfır oldu. O zaman buranın çarpımını toplamış olan sıfır 0 oldu. Sıfırla 0 neyi çarparsak sıfır oldu. O zaman bundan yaparsak sonuç sıfır gelir. Peki 0 sıfır sıfır bir koyarsak sıfır sıfır bir koydu. Şurası yine gitti. Bura bir oldu. Bir çarpı A oldu. E, A'mız ne olur arkadaşlar? C'ye 1 koyarsak. C'ye 1 koyarsak 2 olur. O zaman 1 çarpı 2'den 2 iki geldi. O zaman birinden de 2 geldi. O zaman toplamları da 2 artı 0'dan cevabımız 2 geliyor arkadaşlar. Buradaki soruda yani asal olması demek bir çarpandan bir tane bulunması anlamına gelir. Bu önemli arkadaşlar. 2 üzeri 2 olsa asal olmaz mesela. 2 yani tane 2 çarpan olur. Veya 4 de bunun böleni olur. Olmaz sevgili arkadaşlar. Gelelim buradaki soruya. Diyor ki Yanda yukarıdaki kutuların içerisinde birbirinden farklı asal sayılar aşağıdaki kurallar sağlanacak şekilde yazılacaktır. Birinci sütürdeki sayıların çarpımı, ikinci satırdaki sayıların çarpımı çifttir. Şimdi sevgili arkadaşlar, çift olup asal olan tek bir tane sayı var. Bu da arkadaşlar 2'dir. O yüzden sen burada sütün ve satırın çarpımı 2 ise o zaman zaten geri kalan her şey tek olduğu için o zaman çift tam bunların kesişim yerinde olacak. 2 tam burada olacak. Sonra devam ediyoruz. Diyor ki Birinci satır ve üçüncü satırdaki sayıların toplamı birbirine eşit olmalıdır diyor. Birinci satır ve üçüncü satırdaki. Birinci satır ve üçüncü satırdaki sayıların toplamı birbirine eşit olmalıdır. Yani şurası ve şurası birbirine eşit olmalıdır. Buna göre birinci sütuna yazılan sayıların toplamı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz iki dışındaki tüm bir yere kadar asalları yazalım. Yazalım arkadaşlar. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 29. Şöyle 29'u şöyle yazalım. Şimdi burada ben şuralara iki tane seçeceğim. Burada iki de ve toplamları birbirine eşit olacak. Ancak benim mantığım şu. Benim mantığım şu. Abi ben burada öyle bir şey seçmeliyim ki yani burada şuraların yani şu kırmızı ile işaretlediğimiz yerlerin şöyle kırmızı ile işaretlediğim yerlerin küçük gelmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda şuralara gelenlerin de küçük olması gerekiyor. Bu durumda. Şimdi ben diyorum ki ne verebilirim? Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Ee, bununla bunun arasında iki fark var. Şuna şunun arasında iki fark var. Ee, ben acaba 23 ve 29'u kullanabilir miyim? Şu yanlara 23 ve 29'u kullanabilir miyim? Aralarında kaç fark var? 6 fark var. Aralarında 6 fark olan ne var? 5 ve 11 mi var? 5 ve 11 var. O zaman diyorum ki... Kardeşim ben buraya 5'i vereyim. Şuraya 5'i vereyim. Şuraya da 11'i vereyim. Bunların yanına da 23 ve 29 vereyim. Neden böyle yaptım? Siz arada başka bir şey de bulmuş olabilirsiniz. Çünkü şu an 5, 11 kullanıldı ya. O zaman geriye ne kaldı? Bak 3, 7, 13 ve 17. 3, 7, 13. Ya da 3, 7, 13 bizim için. bunları en küçük olarak buraya koyabiliyorum arkadaşlar bu durumda. Şimdi eğer arada başka şeyler de bunu sağlıyor olabilir. Ama siz onları koyarsanız şu aralara 23'ü, 19'u koymanız gerekiyor. Bizim amacımız ne? Amaca hizmet. Birinci sütun en az olmaz. Şimdi gelin arkadaşlar birinci sütunu toplayalım. Ne oldu? 11, 3, 14, 14, 2, 16, 16, 7, 23, 23, 13 da, 36, 36, 5 daha 41 oluyor arkadaşlar. Alabileceği en küçük değer bu durumda 41 oluyor. Buna çok dikkat etmelisiniz. amaca izmidir. amaç birinci sütunun en az olması diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet. Bu soruda bu şekildeydi. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.